Selcan Taşçı Hamşioğlu, 24 Eylül 2021, Yeni Çağ Yurtsuzluğa bak, ibretsizliği gör. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte nur topu gibi yeni bir sorunumuz olmuş değil. Öğrencilerin barınma sorunu hep vardı. Ben de öğrenciliğimde yaşadım. Muhtemelen benden önceki kuşağın dar ve orta gelirli öğrencileri de kendi dönemlerinde yaşadı. Bugün ilk defa maruz kalınıyormuş gibi ele alınan sıkıntıları. Zaten köklü bir tarihi olmasaydı tarikattır, cemaattir, siyasi gelenektir, ideolojik teşkilattır, terör örgütüdür. Nice paralel yahut paralelleşme heveskarı yapı bunca yıl gençleri kendine tam da bu zaaf, yoksunluk ve ihtiyaçlarından bağlamaz, bağlayamazdı. Dolayısıyla gözüne far tutulmuş tavşan gibi kala kalmayı gerektiren bir durumda yok. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra rötarlı da olsa yüzleşilen acı tecrübeleri düşününce şahit olduğumuz bu hazırlıksızlığı makulleştirebilecek mazeret de yok ortada. Yurtsuzluğa bak, ibretsizliği gör. Halimizin özeti. Bu nasıl sosyal devlet? Gençlerinin anayasal güvence altındaki eğitim haklarına bağlantılı ve yine anayasal güvence altındaki barınma haklarından faydalanamıyor olmalarının nasıl bir mazereti olabilir? Yurt yoksa yapsaydınız, kapasite asla artırsaydınız. İş, altın baraklı saraylar, yedi yıldızlı oteller, görkemli rezidanslar yaptırmaya, en olmadık yerlere AVM'ler diktirmeye, yaylaları, incelikleri, zeytinlikleri, dünyada eşi benzeri olmayan longozları şantiyeye çevirmeye gelince bu kadar mahir olup da kim inanır vizyonunuzun memleketi öğrenci yurtlarıyla donatmakta yaya kaldığına? Her nevi bakanlık ihalesinin müdavimi olan müteahhitleriniz nerede? Ya sağladığınız ballı kazançlara minnetlerini en cami yaptırıcı olmakla gösteren şu meşhur hayırseverleriniz mevcut ekonomik şartlarda bu ülkenin çocuklarının mecaz değil ciddi ciddi sokakta kalmasına yol açabilecek yetersizliği gerçekten de dert etseydiniz hiçbir şey yapamıyorsanız dilden dile dolaşan şu yandaş vakıflara bağış şartının yerine en azından bir seferliğine devlete ait öğrenci yurdu yaptırma şartı getirirdiniz. Ayrıcalık kazanabilmek uğruna her şeyi vermeye hazır cömert iş insanlarına. Soru yorum Öğrencilerin yurt bulamadıkları için sokakta kalmasını, pandemi yoğunlaşmasıyla muhalefet istismarıyla ilişkilendirmeyi bile akıl edebiliyorsunuz da, her köşe başına açtığınız üniversitelerle ilişkilendirmeyi nasıl akıl edemiyorsunuz? Çok basit bir matematik. Açtığınız üniversite ve kontenjan kadar yurt da açmazsanız, pandemi de olmasa, muhalefetin de ağzını bıçak açmasa, yine açıkta kalmayacak mı çocuklar sonuçta? Aydınlık biraz daha öldü. Mesleğini bir gün bile yapma şansı olmamış ama her yazı ve yorumunda mesleğinin kazandırdığı en büyük konfor alanı olan genel kültürden dibine kadar faydalanmış bir sanat tarihçisi yazar olarak Profesör Doktor Doğan Kuba'nın ölüm haberi bir şeyi daha kopardı içimden. Adını koyamadığım ama Kuba'nın adından, şahsından bağımsız memleketin aydın kimliği, algısı aydınından beklentisine dair bir şey. Güven duygusu belki Kuban kendi kuşağının birçok başka aydını gibi hemen her gün ekranlarda gördüğümüz ve iki kitap okuyan, ağzı azıcık laf yapan, hemen herkesin kolaylıkla ve üstelik de rüşva ederek alt edebildiği isimlere benzemezdi. Duyum değil, bilgi birikimine sahipti. Balon köpüğü bir popülariteye değil, ağırlığa sahipti. Göze girmeye çalışmaz, gözüne girmeye çalışılırdı. Ne konuşacağını, ne yazacağını, ne anlatacağını iktidara danışmaz, iktidarlar ona danışırdı uzmanlığı ile ilgili konularda öğrenmek üzere izlemeleri gereken yolları. Sevmediğim bir metafor ama akademinin namusuna halel gelmemiş zamanların aydın kimliğinin namusuna halel getirmemiş adlarındandı. Eksikliğini mümkün olan en az seviyede hissettirecek karakterde öğrenciler bırakmıştır umarım arkasında. Kadından Olmazcı Kadın Sabah şekerleri kıvamında bir haberim trak magazinimsi ciddi olmaya çalışırken gülünçleşme programı keşfettim. Tavsiye ederim. Yanlış da ifade etmiş olabilirim. Kelimelerle anlatılacak gibi değil zira konuşulan konular da, üslup da, her dem akıl ve mantığın sınırlarını zorlatan bakış açıları da. Erol Köse Bey ile Sevda Türküsev Hanım oturmuşlar, karşılıklı siyaset, ekonomi, gündemde ne varsa artık onu konuşuyorlar hararetle tartışıyorlar. Bir ara İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı üzerine yüksek analizlerini paylaştılar. Türkü olamayacağını, daha doğrusu olmaması gerektiğini savundu. Gerekçesini açıklıyorum sıkı durun. Çünkü kadın. Evet evet bir kadın olarak kadın olduğu için Cumhurbaşkanı adayı daha doğrusu Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini savundu Türküsev Akşener'in. Cumhurbaşkanlığı çok farklı bir şeymiş. Aşktan, meşkten, nihayetinde askerlik için bile kızları da alın diye şarkılar yapılmış bir ülkede cinsiyet şartı gerektiren nasıl bir farkı varmış acaba bu makamın? Sorsan Hayme Ana'yı güzellemeye doymazlar ama bu kadar anlamışlar. Kendilerine ancak doğurmayı yakıştırabiliyorlar. Kimse yapamadı bu ülkede kadınlığa kadınların yaptığını. Selcan Taşçı Hamşioğlu